Herkese merhabalar. On The Phone'un 3. kısmıyla devam ediyoruz. Bugün sizlerle birlikte artık Aralık ayı yavaş yavaş bitiyor. 2022 bitiyor ve 2023'e giriyoruz. Yazılarımız da geldi. Tabii yazılardan hiç korkmuyoruz çünkü zaten test şeklinde ve LGS'ye çalıştığımız için harika bir şekilde başaracağız. Ama mutlaka birinci ve ikinci yazılı notlarımızdan da faydalanalım. Buradaki bilgiler kazanımlara uygun olduğu için LGS çalışmalarınızda işinize yarar. Ama tabii ki bunlar sadece yazılar için. Peki bugün ne işleyeceğiz? On The Phone'un 3. kısmını işleyeceğiz. Are you ready Tonguç? I am ready. Harikasın, tebrik ediyorum. Offers yani teklifler ve requests yani istekleri öğreneceğiz. Çok kolay bir konu. Burada yapmamız gereken tek şey bol bol soru çözmek. Nelerden soru çözeceğiz? Öncelikle taktik kitabımızdan hemen ödevlerimizi verelim. Biliyorsunuz ki bizler On The Phone'da ilk 2 testi sizlere ödev vermiştik. Bu testi çözüyoruz ve kare kodlardan soru çözümlerini izlemeyi unutmuyoruz arkadaşlar. Dinamo'daki İngilizce ödevlerimizi bitirelim. Zoru Bankası'da da On The Phone'la alakalı ödevlerimizi bitirelim. Ama çok önemli bir şey var. O da mutlaka bol bol soru çözelim. Çünkü kelimeleri aklımızda tutmamız için ne yapmamız lazım Tonguç'um? Soru çözmemiz lazım değil mi? Evet hocam. Tamam, çok güzel. O zaman hadi bakalım dersimize başlayalım ve güzel bir şekilde bu kelimeleri öğrenelim. Ardından da LGS'de On The Phone 3'ü cebimize atalım. Hadi bakalım. Şimdi burada bugün öğreneceğimiz şey On The Phone konusunda will ve shall konusuna bakacağız. Ardından da bazı offers'lar, request'ler, ricaları göreceğiz. Ve sonrasında da how to book a room veya inviting someone on the phone konusuyla alakalı bazı alıştırmalar, bazı sorular çözeceğiz. Ve ardından da ödevimizi vereceğiz. Birincisi Tonguç, offers with will ve shall. Yani teklifleri will veya shall yapıyoruz İngilizce'de. Bunu görelim bakalım. Will I help you? Yardım edebilir miyim? Will we meet at the cinema at 3 p.m. today? Bugün 3'te öğleden sonra 3'te buluşalım mı sinemada? Shall we meet at Rose Cafe? Rose Cafe'de buluşalım mı? Shall I come at 7 p.m.? Akşam 7 gibi görüşelim mi? Buluşalım mı? Tabii ki olur. Neden olmasın? Ha, bunların hepsi benzer. The same yani. Will ve shall benzer olur. Mesela bakalım. Burada ben bir cümle söyleyeceğim. Sen de buna cevap vereceksin. Shall we watch the film on TV together? Okay. Of course. Of course. We shall. Oğlum ne diyorsun? Okay, what time shall I come? Ha, yani bu akşam beraber film izleyelim mi diyor. O da tabii ki diyor, bak hemen uyanıyor gözler. Ne zaman geleyim diyor. Şunu mesela sen yap, bunu sen söyle. Will I help you with your homework? Sana ev ödevine yardım edeyim diyor. Sure, let's meet at a cafe. Bak bu pis herife bak. Pis adam herif ödev ya. Yapalım diyor, bu kafede buluşalım diyor. Tabi bu tarz şeyler olabilir, İngiltere'de yaşanabilir. Şimdi request yani ricalara bakalım. Will you dance with me? Benimle dans eder misin? Veya will you help me with the housework? Bana ev işinde yardım eder misin? Veya will you open the window? Pencereyi açar mısın? It is hot in here. Burada could da kullanabiliriz. Could you dance? Veya da could you help me? Veya could you open the window diyebiliriz. Will kelimesini kullanabiliyoruz. Will you open the window? Pencereyi açabilir misin? It is hot in here. Burada hava sıcak. Mesela şurada demiş ki will you come around my house at 9? Benim evime saat 9 gibi gelebilir misin? Uğrayabilir misin diyor. O da diyor ki sure, I will be there on time. Emin ol orada olacağım zamanında diyor. Şimdi bir de how to book a room in the hotel. Yani nasıl oda ayarlarız bir otelde, onu göreceğiz. Şimdi İnternetten ayarlarız. İnternetten ayarlarız ama bazen telefonla da görüşmemiz gerekebiliyor. İnternet çekmeyebilir, şarjım bitmiş olabilir. Telefonla normal bir şehir içi telefonla arayıp halledebilirsin. Şimdi put the sentence in the correct order. Şimdi ben ilk cümleyi ben söyleyeceğim Tonguç. İkinci cümleyi de sen söyleyeceksin, tamam mı? Tamam hocam. Şimdi ilk cümleyi ben söylüyorum. Ben otelci olayım mesela. Hello, this is Güneş Otel. May I help you? Yani merhaba bu Güneş Otel. Sana yardım edebilir miyim dedim ve birinci cümleyi yazdık. Hello deyince hi derim ben o zaman. Evet. Hi, I'd like to reserve a room for 2 nights on 9th of May. Ha, şimdi merhaba, ben rezervasyon yapmak istiyorum, rezerve etmek istiyorum, ayırtmak istiyorum bir oda 2 geceliğine Mayıs'ın 9'una diyor. O zaman bu ikinci cümle olabilir. Harika. Sonra ben de cevap veriyorum sana. Diyorum ki how many people is the room for? Yani oda kaç kişilik olacak? Kaç tane insan mı kalacak odada yoksa sen mi kalacaksın? Yani kim kalacak ki bir soru soruyorum. Burası 3. cümle. Evet. O zaman hocam burada ne olabilir? Just for me. Sadece benim için. Tek başına. Aa yazık. Üzüldüm. Tek başına geliyor. Olsun, sıkıntı yok. Yalnızlar diyarında. Arkadaşı yok. Otel Güneş Otel'e şeysiz geliyor. Arkadaşsız geliyor. Devam ediyoruz. O zaman başka bir soruyla bence sure. Hold on a moment please. Birkaç dakika bekleyin lütfen. I will check it. Hani aslında otel boş ama ben de hani otel doluymuş da ya, yer yokmuş. Fiyat artırmak için böyle bir hava alışıyor. O sırada müzik çalıyor. Müzik çalıyor o sırada. Sen bekliyorsun tabii. O zaman sen diyorsun ki çok havalı bir şey var. Hayır, halbuki çok... bir tane adam var. Aynen aslında. Bir tane otel zaten sıkıntılı bir otel. Evet, devam hocam bu çok zor. Bunu yapamayacağım galiba. Gerçekten çok zor. Kafam karıştı. Bak bu tür sorularda dikkatli ol. Derin bir nefes al ve sonrasında diğerlerine bak. Diğerleri dolduysa bu boşsa sonuncusu Tonguç. Bunun yöntemi bu yani. Bu tür soruların taktiği bu. Diğerleri boşsa en sonuncusu budur. Dolayısıyla burası da 6 oluyor. O zaman Ben soruyorum. Could I have your name and surname? Onu ben soracağım. Yani burada tabi hata olmuş yani. Beklettikten sonra ben soruyorum. Could I have your name and surname? İsmini ve soy ismini alıyor. Sonra da fiyatı kitleyecek otelde. Aslında boş oteli sanki doluymuş havası vererekten müşteriyi bir şekilde ikna etmeye çalışır. Şimdi başka bir diyalogumuz var. Inviting someone on the phone diyoruz. Bu sefer de... Diyalog önemli hocam. Diyalog kurmamız lazım Tonguç. Bak monolog tek başına dia iki demek Latince'de. İki, diyalog yani iki kişi yapılıyor. Şimdi diyalog yapıyoruz. Put the sentence in the correct order. Doğru sıraya dizin diyor kelimelerin. Şimdi ilkini ben yapacağım gene. Hi Molly, what's up? Diye ben bir şey soruyorum sana. Bu birincisi olsun, tamam. Merhaba Molly, what's up dedim. Şimdi sen ikinci cümleyi bul. I am fine, thanks. Harika. What's up ne de nasılsın demek hocam. Evet, hi Molly, what's up diye sorunca ben, sen de tabii ki I'm fine, thanks. Teşekkür ederim, iyiyim dedin. Şimdi ben sana bir şey soruyorum. Listen, have you got any plans on Saturday night? Yani dinle. Bu cumartesi gecesi... Hocam mükemmel bir sesiniz var gerçekten. Biraz bu da teyzeler kendi adına konuşuyorlar yani. Böyle bir altın günü düzenleyecekler herhalde. Listen, have you got any plans on Saturday night? No, why you are asking? Şimdi bak, dinle. Cumartesi gecesi planın var mı diye sordum ben. Ben de yok diyorum. Nerede? Ha, burada. Ha. No, why you are asking? Niye soruyorsun diyor yani. Pakizeciğim niye soruyorsun? Ne oldu diyor. O da cevap veriyor. Diyor ki... I have 2 tickets for tennis tournament. 2 tane biletim var tenis turnuvası için diyor. O zaman burası da 5.'si oldu. O zaman sen de cevap patlat hadi bakalım. Sen de Pakize olaraktan Molly ile konuştun. Cevabı patlat bakalım. Acaba bulabilecek misin cevabı? O da önemli tabii. Dikkatli ol. Az önce söylediğim yöntemi unutma bak. Hepsi doluysa sonuncu boşluk odur. Hadi bakalım. Oh sounds awesome. Where and when shall we meet? Oh diyor. Yani oh yazıyor zaten. Oh be. Oh be diyor ya, şükür. Kulağa hoş geliyor. Harika geliyor. Nerede ve ne zaman biz buluşacağız diyor. Dolayısıyla bu da 6. cümlemiz oluyor. Hadi bakalım bu haftanın ödül sorusunda sen yap. Şimdiden çalışmalarına başarılar diliyorum.